Metin öldürüldükten sonra süren dava çok çetin koşullarda, büyük baskılar altında ilden ile sürülerek yaşanmıştı. Bu gazeteci cinayeti olarak düşünebileceğimiz bu olay, faillerinin de cezalandırıldığı bir örnek olarak da karşımıza çıktı. Bu süreci yine o dönemde gazetecilik yapan ve Metin Göktepe Ödül Komitesi'nde jüri üyesi olan Nazım Akman'a söz bırakalım. Değerli arkadaşlar, 20 yıldan beri burada toplanıyoruz Metin'in başında. Ama katillerini katillerini bulmak konusunda bu kadar kolay olmadı. Mezar başında toplanmak kadar kolay olmadı. O zaman da kalabalıktı. Bütün engellemelere karşı davayı ilden ile takip ederek en sonunda ilk kez yeterli olmasa da katillerin ceza almasına sağlayan bir süreci sonlandırdık. Oradaki en önemli konu dayanışmamızdı. Şimdi bugünlerde yine bu dayanışmaya ihtiyacımız var. Mezarın başında şimdi toplandığımız gibi şu anda özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde süren katliamların peşini bırakmamamız gerekiyor. Metin kendi sonunu getirecek olan, biraz önce Fatih Polat'ın özetlediği bir cenaze törenini izlemek için gazetesine şöyle söylemişti: bu haberi ben mutlaka izlemeliyim. Yıllar geçiyor ama Metin'in bu söyledikleri etkisini yitirmeden sürdürüyor. Yine Silopi'de Nedim Oruç'un özellikle arkadaşlarına söylediği, Metin'in söylediğinden farklı değil. Biz mutlaka bu haberi izlemeliyim. Ve şu anda tutuklu ve tutuklu olduğu için bir ölçüde o gün oh çektik. Çünkü göz altında değildi, aynı Metin gibi kaçırıyorlardı ve bunun sonucu da ölüm olacağını biliyoruz. Ama sosyal medya sayesinde, dayanışma sayesinde, haberleşme sayesinde Nedim Oruç için biz de göz altında merak etmeyin öldürmedik haberi geldi. Bu da küçük çaplı bir günlük bir dayanışmayla beraberdi. Türkiye biliyorsunuz gençler için bir cehennem. Gençlerin cehennemi bir ülke. Bu her geçen dönemde birkaç basamak atlayarak çocuk gençlere, küçüklere, en son bebeklere geldi. Artık 5 yaşında, 2 yaşında bebekler nişanlanarak öldürülüyor. Bunun önünü kesecek olan da gazetecilik olduğunu inanıyoruz. Biz 80'li yıllarda olağanüstü hal bölge valisi Hayri Kozakçıoğlu'nun İstanbul'da yaptığı toplantıda söylediği şu sözleri unutmuyorum. Siz Türk basını olarak Güneydoğu'yu milli maç gibi izlemelisiniz. Yani bizim yaptığımız faulleri görmemelisiniz. Kural dışılıkları görmezden gelmelisiniz. Büyük ölçüde bu yapıldı. Biz de onların içindeyiz ama bizlere rağmen biz gazetenin muhabirleriyiz. Belli ölçülerde o duvarlar aşılabildi, endekler aşılabildi, gedikler aşılabildi ama genel olarak da devletin suçlarına ortak bir basın ve medya dönemi yaşadık. Şimdi onun kat ve kat fazlası var. Artık bir elin parmakları kadar habere ulaşabileceğimiz yaygın medya var. Ama Metin ve Metin'in ruhunu taşıyan gazeteciler eksik değil.
biz bu mezarın başında bir kez daha onu saygı ve sevgiyle anarken Metin'in izinden yürüyen genç gazetecilerin onun bıraktığı yerden devam ettiğini, bayrağını yükselttiğini, Evrensel Gazetesi'nin de aynen bugün yazmaya devam ettiği gibi yarın da öbür günde diğer genç gazetecilerle birlikte yoluna devam edeceğine inanıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet, Metin kendi geleceğini işçi sınıfının, emekçilerin geleceğiyle birlikte gördü. Eğer mutlu bir gelecek varsa bu işçi sınıfının mücadelesi sonucunda kazanılacaktı. Buna inandı. Bu yüzden de önce Gerçek Dergisi'nde sonra Evrensel Gazetesi'nde çalışmıştı. Bu mücadelesi boyunca da hiçbir zaman önde olmaktan, heyecanlı olmaktan, bu haberi ben takip etmeliyim fikrinden de geri durmadı. İşçilerin, emekçilerin kuracağı o güzel gelecek için çabaladı, durdu. Metin'in üyesi olduğu Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan yanımızda. Şimdi sözü ona bırakalım. Değerli arkadaşlar, merhaba. Yine onlarca gazetecinin tutuklu olduğu, hüküm giydiği, yine basın kuruluşlarının tehdit ve şantajlarla baskı altına alındığı bir atmosferde Metin Göztepe'ye anlıyoruz. Bu aynı zamanda bizim görev ve sorumluluklarımızın da altını çiziyor. Eğer Nedim Oruç geçen hafta başına daha kötü bir şey gelmemişse, bu Metin Göztepe'den Metin Göztepe'nin ardından verdiğimiz mücadelenin deneyimiyle onu sahiplenmiş olmamızdandır. Bugün nasıl ki Erdem Gül, Can Dündar, Berikan Özer'i bütün bunlar yaptıkları haberlerden dolayı tutukluysa ve bu tutukluluğunun kamuoyu nezdinde, bu hükümlülüğün kamuoyu nezdinde bir meşruluğu kalmamışsa ve bu arkadaşlarımızın bir gazeteci olarak içeride tutuklu olması ve yaptıkları her haberin kamuoyunun arkasında durması, bu aynı zamanda geleceğe dair umudumuzda. Sevgili arkadaşlar, bugün aynı zamanda savaşın gazeteciliğine de tanıklık ediyoruz. Ama karşısında barışın gazeteciliğine de tanıklık ediyoruz. Bugün egemenin yanında saf tutan gazeteciliğe de tanıklık ediyoruz. Ezilenin yanında saf tutan gazeteciliğe de tanıklık ediyoruz. İşte yarına dair bu saflaşmanın içerisinde azımsanamayacak bir basın mensubunun da yer aldığını biliyoruz ve yarına dair umutlarımızdan birisi de bu. Bu kadar basın ifade özgürlüğü engellenmişken, gazetecilik bu kadar tutsak edilmişken, tek tek bebekler dahi, yaşlı, genç demeden sivil yurttaşlar dahi katledilirken ve bu adı konmamış savaşın planları yapılırken ve adı konurken, bu günde uygulama yapılırken, bu çatışmanın, bu savaşın, bu baskının içerisinden demokratik bir anayasa çıkmayacağını biliyoruz. Şimdi bir anayasa tartışmaları yürütülüyor. Ve ben inanıyorum ki basın ifade özgürlüğü başta olmak üzere siyasal hak ve özgürlüklerin, örgütlenme hak ve özgürlüklerinin güvence altına alındığı, inanç özgürlüğünün güvence altına alındığı bir Türkiye'nin hep birlikte el birliğiyle, ortak mücadeleyle inşa edileceğine olan inancımız başka bir umudumuzdur. Ve bugün bu umudu büyütmek ve kendi geleceğimizi inşa etmekle karşı karşıyayız. Emek ve demokrasi güçlerinin ortak mücadelesiyle kendi geleceğimizi inşa etmeye olan inancımla tekrar Metin Göztepe şahsında yitirdiğimiz, kaybettiğimiz, öldürülen, katledilen bütün gazetecileri saygıyla anıyorum. Selma Başkan'a da çok teşekkür ediyoruz. Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan da aramızda. Eğer konuşmak isterse ona da mikrofon verelim. Çok teşekkür ediyoruz derginize katıldığınız için. Söylediğimiz gibi gazetecilik yapmanın zorlu koşullarından bahsediyoruz. Yani yargısız infazların, gözaltıların,